LGS dershanesinde seninle çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Sana en büyük katkıyı ne sağlamıştı? Her hafta mini ve genel denemeler oluyordu. Bu denemeler sonucunda hata ve moral denemeleri oluyordu. Burada yaptığım yanlışları anlayıp bir daha o yanlışları yapmamaya çalışıyordum. Peki canlı derslere ne kadar katıldın? %60-70 civarında. Senin için o da yeterli olmuştu. Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %45'e varan indirimlerle seni bekliyor. Detaylar tonguçakademi.com'da. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte LGS hızlanma kampının ilk adımını atıyoruz arkadaşlar. Türkçe videomuza başlıyoruz. LGS 2020, 2021, 2022, 2023 ve bu senesin gireceğiniz 2024'te en önemli ders Türkçe olacak arkadaşlar. Neden? Çünkü sınava Türkçe ile başlayacaksınız. Ve Türkçe'de yapacağınız doğrular size çok ciddi bir moral verecek. Motivasyon sağlayacak. Ve ardından da inkılap tarihinde, dinde, İngilizce'de de şovunuzu yapacaksınız. Ardından arada biraz dinleneceğiz. Sonrası da sayısal dersler başlayacak. Önce fen sonra matematik devam edeceğiz. Çünkü normalde matematik önce geliyor ama sınavda moralimizi korumak için fenle başlayıp matematiğe devam etmek daha iyi. Bunları zaten sınav zamanı geldiğinde takdiri size vereceğiz. Şu anda inşallah LGS ile alakalı yani 2018 e başladı LGS ama ben bugün burada dördünü getirdim. E, LGS 2018'den 2023'e kadar ki bütün soruları çözmüşsünüzdür arkadaşlar. İşlediğiniz konularla alakalı. Çünkü biz hızlama kampında Tam da LGS'de nasıl geliyorsa ona benzer bir şekilde sizlere anlatacağız. Çünkü hedefimiz esasında LGS'de Türkçe'de en yüksek neti ulaşmak. Hangi konudan kaç soru çıktığına bakacağız. Mesela bugün işleyeceğimiz konularda sözcük anlamı, cümle anlamı, parça anlamı ve sözel mantık ve görsel yorumlamaya baktığımızda en önemli kısmın sözel mantık olduğunu görüyoruz. Niye? Çünkü tamam sözcük anlamdan ikişer soru çıkıyor, cümle anlamdan iki üç soru çıkıyor, parça anlamdan çok fazla soru çıkıyor ama Parça anlamın en önemli kısmının sözel mantık ve görsel yorumlama olduğunu görüyoruz ve buraya çok dikkat etmemiz lazım. Neden? Çünkü buradaki sorular arkadaşlar biraz daha çeldiricili oluyor. Yani şöyle 2023'ün sınav kitapçığını şöyle önümüze aldığımızda sözcükte anlam soruları lokum gibi. Bunları rahat rahat yapabileceğimizi görüyoruz. Ardından öğrenciler cümlede anlam sorularında da zorlanmıyorlar. Parçada anlam soruları da esasında böyle öğrenciyi çok fazla zorlamıyor. Fakat sonrasında 10 soru çözmüşsün. Ardından 11-12'ye doğru artık yorulmalar başlıyor. Yani yavaş yavaş insanın dikkat seviyesi azalıyor. Ve buna bağlı olarak böyle bir tane zorlayıcı sözel mantık sorusu geldiği zaman öğrenci çelişkide kalıyor. Öğrenci boş bırakmak zorunda kalıyor. Öğrenci yorulabiliyor. Hemen ardından boş durmuyor Eğitim Bakanlığı. Bir tane daha böyle görsel soru veriyor. Hemen ardından bir tane tablo grafik sorusu veriyor. Hemen ardından bir tane daha tablo grafik sorusu veriyor. Burada amaç... ...öğrencinin sabrını, öğrencinin kondisyonunu ölçmek. Yani acaba dayanabilecek mi diye. Sonrasında da işte yazım kuralları, dil bilgisi geliyor. Bunları zaten yapabiliyoruz. Peki bizim size tavsiyemiz ne? Arkadaşlar tabii ki bol bol paragraf soru çözmemiz gerekiyor. Hatta kampımıza da sizlere biliyorsunuz paragrafons kitabını verdik. Bunu hediye ettik. Bununla beraber çözmenizi istedik. Burada süreyle gideceksiniz. Ama burada eğer gerçekten Türkçe sorularında istediğiniz nete ulaşamıyorsanız... ...size tavsiyemiz şu... İlk 10 sorudan sonra inkılap tarihine geçip din ve İngilizceyi bitirip veya inkılap tarihini bitirip tekrar e, Türkçe'ye 11. sorudan devam edebilirsiniz. Çünkü genellikle A kitapçığında veya B kitapçığında da buna benzer şeyler oluyor. Bu 10. soruya kadar öğrencinin beyni yorulmuyor. Öğrencinin dikkati dağılmıyor. 10. sorudan sonra bir... E, tatil vermek, bir dinlenme vermek tabi bu dinlenmeden kalsına gidip dışarı çıkmak değil. Yani inkılap tarihi, İngilizce din soruları çözüp sonra tekrar 11'den yeniden başlamak belki zihninizi toparlayacak ve burada Türkçe'de daha az hata yapmanızı sağlayacak inşallah diyoruz. Ama siz normalde birden başlayıp 20'ye kadar çözüyorsanız rahat rahat zaten o taktiğinizi bozmayın arkadaşlar. Yani Türkçenin ikinci yarısında 11, 12, 13, 14, 15, 16'da zorlayıcı soruları soruyorlar. Zaten biz de bugün sizlere hem sözcük hem cümle hem parça anlamıyla alakalı hızlı taktikler vereceğiz. Çok hızlı ilerleyeceğiz. Kampımızın adı zaten hızlanma. Hızlanıyoruz. LGS'de hızlanışa geçiyoruz diyoruz. Sözel mantıkla başlayacağız görsel yorumlamayla. Ardından da çok güzel bir şekilde sizlere hem paragraf onstan hem ana denemelerinden hem hızlanma denemelerinden ödevler vereceğiz. İsterseniz intromuz girsin. Sonrasında hızlanma kampının ilk videosuna hızlı bir şekilde başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar 2024 LGS'ye girdiğinizde de aynı 2023, 2020, 2021'de olduğu gibi size görsel seçenekli sorular gelecek. Bu sorulardan hiç endişelenmenize gerek yok. Hem görsel seçenekli sorular hem de bu e, tablo grafik sorular. Bakın onlar da şurada onları da göstermek istiyorum buraya hazırladık. Tablo grafik soruları sizi hiç endişelendirmesin arkadaşlar. Bu sorular tamamen dikkatinizi ölçmeye yönelik. Yani diyor ki Milli Eğitim Bakanlığı bu öğrenci LGS 2024'e girdikten sonra iyi bir Anadolu Lisesi'ni, iyi bir Fen Lisesi'ni, iyi bir Sosyal Bilimler Lisesini kazandığında mutlaka orada İngilizce ya da Almanca eğitim alırken, orada fizik, kimya, biyoloji öğrenirken karşısına tablolar çıkacak, grafikler çıkacak. Acaba bunları okuyabiliyor mu? Acaba heyecanlanmadan kendisine ne verilmiş, kendisine ne istiyor bunu görebiliyor mu diye size sorular soracaklar. Mesela diyelim ki burada diyelim ki bir sorumuz var. Bununla başlayalım. Direkt soruyla başlamak istiyorum. Demiş ki 8. sınıfa giden Ceyda günlük olarak matematik, fen, sosyal, Türkçe dersine çalışıyor. Aferin. Bu öğrencinin matematik dersine ayırdığı zaman sosyal dersini ayırdığı zamandan fazla. Türkçe dersini ayırdığı zamandan azdır. Fen bilgis dersini ise sosyal dersini ayırdığı zamandan daha az zaman ayırmaktadır diyor. Şimdi burada tamamen sizin okuma yeteneğinizi ve ardından da grafiklerdeki gözlem yeteneğinizi ölçüyor. Yoksa burada bir bilgi yok. Yani ne fiilimsi, ne yazım kuralları, ne matematik, ne işlem hiçbir şey yok. Okuduğunu anlayabiliyor musun? Ve görsen gücün iyi mi? Yani gözlemleyebiliyor musun? Buna bakıyor. Şimdi bu bilgilere göre... Ceydan'ın branşlara göre... Ders çalışma zamanını doğru gösteren grafik hangisidir diyor. Bakın 2024... Pardon özür diliyorum. Daha 2024 yapılmadı. 2023 LGS'de de aynı mı Bak tamamen bir metin var. Ve ardından ikili dikili alanları gösteriyor diyor. Veyahut da bir e, grafik var. Hani var ya matematikte veri analizi var. İngilizce'de de yapıyorlar bunu. Yani bir tablo veriyor. Grafik veriyor. Daire grafiği. Sonra bunları çizgi grafik şeklinde istiyor tamamen okuduğunu anlama ve dikkatli olma sorusu arkadaşlar. Hiçbir şekilde endişelenmenize gerek yok. Bu da esasında görsel sorusa böyle. Şimdi burada yapmamız gereken nedir? Eğer bu tarz sorularda hata yaptığınızı düşünüyorsanız, hatalarınızın sizin moralinizi bozmanıza izin vermek istemiyorsanız yapmanız gereken şey şu. Seçeneklerden gidebilirsiniz. Yani şunu yapabilirsiniz. Demiş ki ee, bu öğrencinin matematik dersini ayırdığı zaman sosyal dersini ayırdığı zamandan fazla. Demek ki matematik sosyalden fazla olacak. Matematiğin rengi ne? Matematiğin rengi nedir arkadaşlar? Ee, sarı. Sosyalin rengi pembe. Bir kere sarının pembeden fazla olduğu seçeneği var. Sarı pembeden fazla. Sarı pembeden fazla. Sarı pembe. Aa o zaman bir kere bu cümleden çıkaramıyoruz diyeceksin. Devam ediyoruz. Türkçe dersini ayırdığı zamandan azdır diyor bak. Matematik dersini ayırdığı zaman Türkçeden azmış. Matematik neydi? Sarıydı. Türkçeden yani kırmızıdan az olacak. Burada sarı kırmızıdan az mı? Az. Burada sarı kırmızıdan az mı? Az. Burada sarı kırmızıdan fazla. O zaman bir kere Bursa seçeneğini kesin eliyoruz. Niye? Çünkü bak, matematik dersin ayrı zaman Türkçe dersin ayrı zamandan azdır diyor. Halbuki burada fazla. Burada da gene az. Devam ediyoruz. Fen bilgisi dersine ise sosyal dersin ayırdığı zamandan daha zaman ayırakta bak. Fen bilgisi dersi yani mavi fen bilgisi sosyalden az olacak. Mavi pembeden az olacak. Mavi burada pembeden fazla. Burada mavi ile pembe eşit. Burada mavi pembeden az burada da mavi pembeden az. E zaten bu olmuyordu. O zaman cevabımız denizli diyoruz. Bitti git. Bu kadar basit arkadaşlar. Eğer dikkatiniz dağıtıyorsa böyle gitmek yerine seçeneklerden gidebilirsiniz. Bu da bir yöntem. Hemen başka bir soruya bakalım. Sonra devam edeceğiz inşallah. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu firmanın 2022 yılında sattığı otomobil sayısını gösteren grafiktir diyor. Bakın. Tekrar söylüyorum. 2023'te vardı. 2022'ye bakalım mesela. Hatta 2021'e bakalım. Şöyle açıyorum. 2021'de. Ah yine çıkmış. Ve bu güzel bir soruydu. Bayağı seçici bir soruydu. Çünkü burada bitip burada devam ettiğini anlaman gerekiyordu mesela. Veya da şu soruya bakalım. Çeviriyorum. Bak yine tablo grafik. Yani matematik veri analizinin tamamen bilgiye dayalı, işleme dayalı olmadı düşün. 2022'ye bakalım şöyle. Bakın yine tablo grafik. Bakıyoruz yine bir görsel sorusu var. Yine tablo grafik iki tane. Dolayısıyla arkadaşlar dikkatli olmamız gereken sorular. Bunları kaçırmamamız lazım. Şimdi Yandaki grafikte bir araba firmasının 2021 yılında ülkelere ihraç ettiği, yani dışarıya sattığı otomobil sayıları verilmiş. Rusya 400 tane satmış. Yani 400 katlı apartman diyoruz ya matematikte. İran'a 200 tane satmış. İşte Mısır'a 300 tane. İşte Fransa'ya 500 tane. Ee, böyle gidiyor. Belçika'ya kaç tane satmış? 550 civarında falan. Frans, e, bu firmanın aynı ülkeleri 2022 yılında sattığı otomobil sayısıyla ile ilgili bilinenler şunlardır. Bak bu 2021'miş. Bak yandaki grafikte Yandaki grafikte 2021 veriyor. 2022'nin grafiğini istiyor bizden. Ama 2021'den 2022'ye kadar bir değişiklik olacak. O değişiklikleri uygulamamızı istiyor. Yani sana verileni buraya uygulamanı istiyor. Fransa'ya Belçika'dan daha fazla otobüs satmıştır. He bak Fransa'ya Belçika'dan daha fazla otobüs satmış. Fransa kaçtı? 500'dü. Belçika kaçtı? E, 550'di. Bu sefer Fransa Belçika'yı geçmesi lazım. Fransa'nın Belçika'ya geçiş seçeneklere bakalım. Ay hepsine geçmiş. Yapacak bir şey yok. O zaman bu seçeneği eledik. Yani daha doğrusu dördü olduğu için bu maddeyi eledik. İran'a satılan otomobil sayısı Mısır'a satılan otomobil sayısını yakalamışlar. İran'a satılan otomobil sayısı Mısır yakaladıysa demek ki İran 200'dü. Mısır 300'ü yakalayamamıştı. Mısır'la İran ikisi de 300 olmuş. Yakalamış birbirini yani. Mısır'da kaçamamış. O zaman bakalım İran Mısır yakalamış mı burada? yakalamış. Burada yakalamış mı? Yakalayamamış. O zaman B gitti. Burada yakalamış mı? Yakalamış. Burada hiç alakası yok. Bu da gitti. Hatta burada İran Mısır'ı geçmiş. O yüzden B ve D seçeneği eledik. Bu maddeyi de bitirdik. Şimdi buraya bakıyoruz. Dana'nın kuyruğu burada kopacak. Rusya'ya, Rusya nerede? Burada 400. Belçika'dan daha fazla yani e, 550'den daha fazla Fransa'dan az otomobil satmıştır. Aa, şimdi bak Fransa zaten Belçika'ya geçtiğini söylemişti. Rusya'ya Belçika'dan daha fazla sattıysa, Rusya'ya Belçika'dan daha fazla sattıysa Rusya'nın Belçika'yı geçtiği seçeneklere bakacağız. Burada Rusya Belçika'yı geçmiş mi? Geçmemiş. Zaten A gitti. B zaten gitmişti. D zaten gitmişti. Şimdi Rusya burada Belçika'yı geçmiş. Fransa'nın altında. O zaman cevabımız C diyoruz. Bitti gitti. Yani tamamen arkadaşlar dikkat gerektiriyor. Gözlem gücü gerektiriyor. Mesela şu soruya bakalım. Şu soruya bakalım. Demiş ki aşağıdakilerden hangisi bu metnin anlatılan saatlerden biri değildir diyor. Buna benzer sorular da geliyor arkadaşlar LGS'de. Hiçbir şekilde bilgi içermiyor. Sadece okuyorsun, anlıyorsun. Benden ne istiyor? bana ne vermiş diyorsun. Sana seçenekler ve soru kökü veriyor. Buradan yakalıyorsun. Şimdi milattan önce 4000 ve önyargısız gidiyorsun arkadaşım. Bu çok önemli. Eğer önyargılı gidersen ya bence bu vardır, bu vardır, bu vardır dersen olmaz. Burada ne varsa ona. Burada eğer Türkiye'nin başkenti İstanbul'dur yazıyorsa yanlış, Ankara'dır. Sen burada Türkiye'nin başkenti İstanbul'a bakacaksın. Biliyorum Türkiye'nin başkenti Ankara'dır ama o anda işte bir öğrencinin yaptığı yanlışlar bakılmıştır diye anlatıyor olabilir bilemezsin. Dolayısıyla sen burada ne varsa ona göre hareket edeceksin. Milattan önce 4000 yıllarda güneş saati icat edilmiş. Toprağa veya düz bir zemine dik olarak saplanan bir kazın gölgesine bakarak zaman hesaplıyorlarmış. Bak bir kazık var. Zaman hesaplıyorlar olabilir. Güneş saati evet gerçekten de gölgenin yönüne bakarak hesaplayabilir. Niye soruyu böyle C'ye geçtim? Hangisi bu metinde anlatılan saatlerden biri değildir diyor. Yani güneş saatini anlatmış. Daha sonra su saatini kullandılar. Su saati ise tabanına delik bulunan bir kabın içine suyun dolmasıyla çalışıyordu. Tabanında delik var, su var, kap var. Tamam. Su, suyu da görebiliyoruz maalesef. Bu da geçtik. İlerleyen zamanlarda bir mumun yandıkça boyunun kısalması prensibiyle çalışan saatler icat edildi. Bir mum, boyunun kısalması, arkası cetvel bulunan bu saat mumun kalması, kısalmasıyla zamanı ölçme yarıyor diyor. Bu da doğru. E hiç kum saatten bahsetmedi. Kumun diğer tarafa dolması, boşalması böyle bir şeyden bahsetmedi. O yüzden cevabımız denizli diyoruz ve geçip gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi bu kısmı bitirdik. Bu kısımda sizin yapmanız gereken şeyi tekrar söylüyorum. Şimdi sözel mantık sorularına geçeceğim. Bakın 2021'inde, 2021 e, de 2021'in de 2020'nin de 2019'un da 2023'ün hiç fark etmez. 2018'in mutlaka bütün paragraf, sözel mantık, görsel yorumlama sorularını çözmeniz lazım. Sözcükte anlam sorularını hepsini çözmeniz lazım. Yani şöyle açıyoruz. Bakın şimdi burada bile e, inkılap tane bile haritalı soru gelmiş. Bak bu soru inkılap sorusu ama emin olun tamamen tablo grafik sorusu. Okuduğunu anlama sorusu. Geçiyorum buraya tamamen tablo grafik sorusu. Geçiyorum buraya tablo grafik sorusu. Dolayısıyla arkadaşlar bol bol çözmeniz lazım. Şimdi ben sözel mantığa geçmeden önce burada hızlanma kampımızda, paragrafons kitabımızda sizlere ödevler veriyoruz ve burada süreyle gidiyoruz. Bakın burada 12 dakika, 14 dakika, 13 dakika, 17 dakika. Buradan çözeceğiniz sorular bu kitabı bitirmeniz çok çok önemli. Şimdi hemen sözel mantığa geçelim. Demiş ki, sözel mantıktaki taktiğimiz şu. Birincisi, size bir sözel mantık soru sorulduğu zaman asla her şeyi olduğu gibi yazmıyorsunuz. Verileri kodluyorsunuz. Yani adam size eğer işte okçuluk, satranç, robotik, seramik, boyama veya drama kursları dediyse sen buraya okçuluk, satranç, robotik yazmıyorsun. O, S, T, R, S, B, D yazıyorsun. Niye S, T, S, B? Çünkü satranç ve seramik iki S ile başlıyor. Pırasa, avuç, kereviz, brokoli, kabak dediyse P, H, K, R diye yazıyorsun. Kereviz ve kabak ikisi de K ile başladığı için K, R, K, A diye yazabilirsin. Aki, Burak, Cengiz, Doğukan dediyse A, B, C, D, E diye yazıyorsun. Yani ilk harften yazıyorsun. Eğer aynı harfle başlayan varsa ikinci harfi de kullanabilirsin. Blokları belirliyorsun. Merve Nihat aynı filme gitmiş. Cengiz'le Berat aynı katta. Zeynep ile aynı, aynı asansörde. Bunları belirliyorsun. Hemen peş peşe yan yana gibi ifadeleri dikkat ediyorsun. Mesela Burak Ali'nin hemen sağında. O zaman bunu böyle blok yapabilirsin. Metin ile Hakan yarışı peş peşe tamamlamış. Veyahut da Eray Fatih'in bir üst katında oturuyor. Veyahut da Nazlı Şule ile yan yana olan koltuklarda oturuyor diyorsa... ...burada bloklar yapabiliyorsun. Ama hemen peş peşe yan yana gibi ifadeler yoksa... O zaman dikkatli olacaksın. Mesela Ali yarışı Ömer'den önce bitirmiştir. Ama ne kadar önce? Hemen önce mi? Önce mi? Hemen önce yazmamış. Önce. O zaman buraya boşluk bırakman gerekiyor. Aynı veya farklı durumlar çok önemli. Mesela farklı durumlarda Leyla ile Osman'ın gittiği filmler farklıdır diyor ya. L, O. Araya çizgi koyacaksın. Drama etkinliği binada bir gün arayla yapılmaktadır diyor ya. Araya boşluk koyacaksın. Sıralamada Akif ve Nesar arasında iki kişi vardır diyor A, E. Araya boşluk koyacaksın. Bakın birazdan bununla alakalı LGS'e çıkmış soruyu çözeceğiz. O yüzden bunlar önemli takdir arkadaşlar. Sonra sabloyu çiziyorsun. Ee, sıralama basamaklarını veriyorsun. Yani burada A, Kif, Burak, Cengiz, Doğukan, Enes demişti ya. Kaç kişi var? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 5 tane boş koyuyorsun. Pırasa, Uç, Kereviz, Brokoli demişti ya. Kaç tane sebze var? 6 tane. O zaman bunları sıraya dizmen için 6 tane boş koyuyorsun Sonra kesin bilgileri tabloya yazıyorsun. Kesin olmayan bilgileri asla yazmıyorsun. Akıl yürütmeyi sona bırakıyorsun. Şimdi demiş ki. Kabaktan sonra bir sebze daha konmuştur. O zaman kabaktan sonra bir sebze daha konduysa kabağın yeri kesinlikle 5 oluyor. Niye? Çünkü bir sebzelik boşluk. Tencere ilk olarak enginar konmuştur. Tamam bunu da buraya koyabiliyorsun. Bitti gitti. Başka bir şey yapamazsın. Bu bilgiler verildiyse bunu yapabiliriz Başka bir şey yapamazsın. Enes yarışmayı 5. sıra tamam Enes 5. sıra tamamlamış. Sıralamada Akif ve Enes arası kişi vardır. Akif ve Enes arası kişi varmış. Enes buradaysa Akif de burada oluyor. Niye arada iki kişi kalıyor? Şu fazla olmuş. Dünyanın dört bir şehirde faaliyete geçen metro ile ilgili bazı bilgiler şunlardır. İstanbul tünel metrosu açıldığında sadece bir metro hattı faaliyetteydi. Demek ki ikinci sırada İstanbul açılmış. İlk açılan da diyelim ki bir yer bilmiyoruz ama İstanbul açıldığında bir tane varmış yani onu bilmemiz gerekiyor. Kesin bilgiler yerleştirildikten sonra blokların gidebileceği yerlere de bakmamız gerekiyor. Şimdi gele bu soru isterseniz beraber yapalım. Bu soru LGS'de çıkmış bir soru arkadaşlar. Bu sorudaki taktikleri uyguladığınız zaman bütün LGS'deki benzer sözler mantık sorularını yapabiliyorsunuz. Demiş ki dünyanın büyük şehirlerine faaliyete geçen metro ile ilgili bazı bilgiler şunlardır diyor. Bunları diyor bilin ve ardından yapın. Şimdi burası taktiklerin olduğu kısım. Buraya bakmanıza gerek yok. Biz şimdi buraya bakıyoruz. İstanbul Tünel Metrosu Budapest metrosundan önce hizmete. Chicago Metrosu önce ve sonra açılan hatlar. İstanbul böyle gidiyor ya. Demek ki bizim bir kere önce kodlamamız gerekiyor. İstanbul'u İ, Chicago'yu C, Budapest'i B, Londra'yı da L diye kodladık mı kodladık. Kaç tane metro hattı var? Dört tane. Bir, iki, dört diye sıralama basamakları yaptık yaptık. Kesin bir geri yerleştir diyor. Bak e, İstanbul Tünel Metrosu açıldığında sadece bir metro hattı faaliyetliydi yerleştirdik. Peki bunu niye yerleştirmedik? Şimdi ona bakalım. İstanbul Tünel Metrosu Butapeşte Metrosu'ndan önce hizmete girmiştir. E, nereye ne yazacağım ki? İyi buraya yazsam B'yi buraya yazabilirim. İyi buraya yazsam B'yi buraya yazabilirim. Yani her şey olabilir. Bu, bunu kullanamadım. Chicago Metrosu'ndan önce ve sonra açılan metro hatları vardı. E, C'yi buraya yazabilirim. Buraya yazabilirim. Öyle değil mi? İstanbul Tünel Metrosu açıldığında sadece bir metro hatta. Bu tamam bu kesin işte. Bu madde kesin bir madde olucu bunu yazabildim. Bu da Peşte Metrosu Londra Metrosu'ndan sonra açılmıştır. Gene bir şey yazamıyoruz. Şimdi ama bundan sonra akıl yürütebiliyoruz. Niye akıl yürütebiliyoruz? Çünkü arkadaşlar burada burada iyi yerleştirdik ya bundan sonra bizim için önemli. Niye? Şimdi iyi yerleştirdik bu madde bitirdik. Chicago metrosundan önce ve sonra açılan metro hatları vardır. O zaman C'yi buraya yazabilir miyiz? Yazamayız. Niye? Çünkü öncesi boş oluyor. C'yi buraya yazabilir miyiz? Yazamayız. Çünkü sonrası boş oluyor. O zaman C'nin yeri de kesin burası. Bak bu madde de esasında bizi bir kesinliğe götürdü. Çünkü niye? İstanbul'un açıldığı yer kesinse, Chicago'nu da önce ve sonrası varsa bir kere Chicago'yu buraya ya da buraya yazıyoruz. en başa ya da en sona yazamıyoruz. Sonra ne diyoruz? İstanbul Tünel Metrosu Budapest'ten önce girmiş. O zaman B'nin yeri de kesin burası oldu. Geriye de zaten L kalıyor. L, I, C, B diye yazıyoruz. Yani Londra, İstanbul, Chicago, Budapest diye yazabiliyoruz. Şimdi tablo grafik sorularını az zaten az önce beraber çözmüştük. Buradaki temel mantık şu. Benden ne istiyor? Yani soru kökü ve bana ne verilmiş demek ve bulmak. Tablo ve grafikte verilen rakamlar neyi ifade ettiği iyi belirlememiz lazım. Bazen bize daire grafik verebilir, çizgi çizer çizgi verir, tablo hiç fark etmez. Grafikte soldan sağa yukarıdan aşağıya bakılarak neyin neye denk geldiği bulunması lazım. Bakın size LGS'de sordukları zaman arkadaşlar sakın ya işte bunu fabrikada fazla diye koymuşlar diye düşünmemeniz lazım. Yani adam sana böyle bir tablo verdiyse burada hayır 59 evet 41 ise bunun bir anlamı vardır. Hayır 59'dan 47'ye düştüyse bunun bir anlamı vardır. Yani ya fazla olsun ne koyduk çocuklar canı sıkılmasın sınavda resimler koyduk. Hayır hayır. Burada verilen her bir bilgi senin doğru yapmanı sağlayacaktır. Senin kaçırdığın her bir bilgi de maalesef senin yanlış yapmana sebebiyet verecektir. Metini dikkatli okuyoruz ve metinde verilenler doğrusunda da tablomuzu oluşturuyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi bununla alakalı tekrar söylüyorum. Ödevleriniz zaten belli. Paragraf soruları sıkı sıkıya çözüyorsunuz. Paragrafons kitabınız varsa Hızlama Kampı'nın kitaplarını alırsanız bunu mutlaka bitirmeniz lazım. Ama başka kitaplarınız varsa oradan da sorular çözebilirsiniz. Önemli olan LGS'ye kadar olabildiğince fazla paragraf sorusu çözmek. Şimdi gelelim sözcükte anlam cümlede anlam konularına. Bunlarla alakalı da soru çözeceğiz ama öncelikle size taktik veriyor. Yani sizler çözeceksiniz ama ben şimdi taktikler vereceğim. Şimdi arkadaşlar sınavda genellikle çıkmış sorulara baktığımızda hangisi nicel, hangisi nitel, hangisi eş anlam, hangisi ses eş eşi bir soru gelmiyor. Yani LGS sorularına bakın gözümüze beraber bakalım. Açıyorum bak şimdi 2020'yi. Ee, sözcüklerin anlamı nedir diyor. Sözüyle anlatılmak istenen nedir diyor. Geçiyorum bunu. Sözcük anlamı iki soru geliyor. 2023'e bakıyorum. Buraya hangi kelimeler gelmedi diyor. Anlamları nedir diyor. Bu mette katlı anlam nedir diyor. Geçiyorum 21'e. 2021'e bakıyorum. Katlı anlam nedir diyor. Katlı anlam hangisi olamaz diyor. Üzüntü anlam vardır diyor. Buraya hangi anlam gelebilir diyor. Devam ediyorum bunu çevirdim. Hatta 2022 var. At, katlı anlam nedir diyor. Bu anlamın karşılığı değildir diyor. Hangisinin karşılığıdır diyor. Yani tamamen anlamına yönelik sorular soruyor. Dolayısıyla işte hava çok soğuktu. Soğuk gerçek anlam. Annem bana soğuk davranıyor soğuk muydu? Bunu sormuyorlar arkadaşlar. Ama siz bunları bilmeniz lazım. Buradaki ben kavramlarla alakalı sadece buraya koydum ne olduğunu size, size göstereceğim. Ancak LGS'de çıkan sorulara baktığınız zaman olaya daha dikkatli bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Ona göre sorular çözüyorsunuz. O yüzden biz size hep çıkmış soruları dikkatli inceleyin. Onu, o yüzden bu tarz kitaplardan soru çözün Şimdi gerçek anlam bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamı. Mecaz anlam gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı anlam. Yani suyun soğuk olması gerçek anlam, e, insanların birbirine soğuk davranması mecaz anlam oluyor. Zıt anlam ise karşı anlam yani sözcüklerin birbirine zıt olması. Örnek veriyorum diyelim ki işte soğuk, sıcak, iyi, kötü gibi. Bunu da bitirdik. Eş anlam yazılışları farklı anlamlar aynı olan sözcükler. Öğrenci ve talebe gibi. Sesleş yazılışları aynı anlamları farklı olan sözcükler. Mesela nedir? Eee... Kır sözcüğü gibi. Hem kırmak var hem de piknik yeri olabiliyor. Veyahut da işte yüz sözcüğü gibi. Hem sima olabiliyor hem sayı olan yüz olabiliyor. İkilemeleri zaten biliyoruz ayrı yazılıyor. Terim anlam bu çıkabilir belki çünkü eski teoksorlarda gelebiliyordu. Terim anlamda bir bilim, bir sanat dalı ve edebiyat dalında kullanılan kelimeler. Mesela diyelim ki şiirdeki uyak dediği zaman bu bir şiir terimi, edebiyat terimi oluyor. Nicel ölçülebilen nice nice yıllara derler ya. Nitel ise ölçülemeyen özellikler. Mesela odanın geniş olması nicel çünkü ölçülebilir. Ama sen çok geniş bir adamsın dediğimizde bu nitel oluyor. Soyut duyu organlarımızı algılayamadığımız, aklımız algıladığımız şeyler. Somut da duyu organlarımızı algılayabildiğimiz şeyler. Yansıma sözcüklerde doğada duyduğumuz işte kedinin miyavlaması, köpeğin havlaması, yaprağın ışırdaması gibi şeyler. Neden sonuç arkadaşlar? Size sebep sonuç diye de sorabilirler. Bir nedenden dolayı bir sonuç oluyor. Mesela kar yağdığından yollar kapandı diyorsun. Bu neden sonuç? Amaç sonuçta ise bir amaç var. Yani amacıyla ifadesini hissediyorsun. Diyelim ki e, işte sınavı kazanmak için çalışıyorsunuz. Koşul sonuç ise anne cümleleri. Çalışırsan kazanırsın. Özel cümlelere bence gelebiliyor. Çalışırsan çok iyi bir lise kazanacağını düşünüyorum. Bence mesela. Ama nesnel cümle ise Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Bu kanıtlanabilir nesnel bir cümle. Tanım bu nedir sorusunun cevabı olabilecek cümleler arkadaşlar. Yani işte şiir nedir? Şiir duyguların dile getirildiği edebi bir türdür dediğimizde bu bir şiir tanımı oluyor. Ama şiir okuyucuya seslenmelidir derseniz bu şiir tanımı olmuyor. Üslup yazar nasıl anlatıyor sorusunun cevabı. Yazar nasıl anlatıyor sorusunun cevabı. İçerikse yazar neyi anlatıyor sorusunun cevabı. Yani eğer eserin içeriği derse konusu oluyor arkadaşlar. Yani yazar burada ne anlatıyor sorusunun cevabı oluyor karşılaştırmada daha en kadar gibi sözcükleriyle varlıklar karşılaştırılıyor. Gerçekleşmemiş beklenti, yani bir beklentisi varmış ama o gerçekleşmemiş. Mesela bugün buraya gelirsiniz sanmıştım ama gelmediniz. Gerçekleşmemiş beklenti. Pişmanlık geçmişte yaşadığımız, yaptığımız, hata duyduğumuz ve keşke dediğimiz şeyler. Özlem yine geçmişe yönelik oluyor. Varsayım, tut ki diyelim ki varsayalım ki öyle olduğunu düşünelim ki gibi ifadelerle olmayan bir şey varsaymak. Tahmin bir konu hakkında olasılıkta bulunarak işte muhtemelen yarın yağmur yağabilir diyorsun mesela. Ee, öneri tavsiyede bulunmak. Beğeni zaten biliyorsunuz inşallah bu videoyu da beğenirsiniz. Sistem karşındakine serzenişte bulunmak. Yani ya beni ararsın sanmıştım diyorsun mesela. Sevinci biliyorsunuz. Şaşırma biliyoruz zaten. Yakınma şikayet arkadaşlar. Nedir? Mesela işte... E, hiç ders çalışmıyorsun ki diye anneniz şikayet eder ya bazen o tarz şeyler. Küçümseme Ölçülemeyen şeylerde bu mu başarılı olacak? Azımsama ise ölçülebilen şeylerde bu para kime yeter ki veya bu sonuç iyi değil gibi. Onaylama teyit de arkadaşlar teyit kelimesine de anlamını veriyor. Eleştiri olumlu ya da olumsuz olabilir. Aşamalı durumda gün geçtikçe artan ya da azalan şeylere biz aşamalı durum İnşallah gün geçtikçe netleriniz de artacak. Şimdi parça anlam konusunu zaten biliyorduk. Burada hızlı bir şekilde üzerinden geçeceğim. Burada ana düşünce arkadaşlar ana düşünce size soruda çıktığı zaman karşınıza geldiği zaman yapmanız gereken şey şu. Bu parçada asıl anlatılmak istenen nedir dedi. Bu parça vurgulanmak istenen nedir dedi ya. Böyle paragraf verecek 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 verecek. Sonlara doğru anahtar kelimelere dikkat edin. Nedir anahtar kelimeler? Eğer oysa diyorsa ama diyorsa fakat diyorsa işte bu tarz ifadelerden sonra genellikle ana düşünceyi bize veriyorlar. Yani hani bir şey anlatıp sonra özetle kısacası yani diyorsa o ana düşünce bunu bildiğinizi biliyorum. Ama bazen de böyle bir şeyler anlatıyor. La, la 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 bir şeylerden bahsediyor. Sonra bir anda oysa ama diyerek ana düşünceye bağlıyor. Bunu bilmemiz lazım. Konu bahsedilenler. Burada anahtar kelimelere bakmanız lazım. Yani anahtar kelime ne demek? metin içerisinde en fazla geçen kelimeler. Mesela biz şu anda bu videomuzu anahtar kelimemizde LGS. Sürekli LGS, 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 netler, netler, Türkçe, paragraf, artı. Bunlar anahtar kelimelerimiz. İşte aynı şekilde size de sorulan bir metinde anahtar kelimeler en fazla kullanılan kelimeler oluyor arkadaşlar. Parça başlığımızı belirlerken de yine anahtar kelimelerden faydalanıyoruz. Yardım düşünce birden fazla oluyor. Dolayısıyla yardım düşünce soruları bu parçada hangisine değinilmemiştir? Hangisinden söz edilmemektedir? Hangisi anlatılmamıştır? Vurgulanmamıştır? söylenmemiştir gibi ifadelerle soruluyor. Şimdi gelelim parça anlatıma. öyküleme, masallarda, hikayelerde, romanlarda yapıldığı gibi bir olay anlatılması, betimleme varlıkların tasvir edilmesi, resmini çizilmesi, açıklama bilgi verilmesi, tartışma, sohbet. Karşılaştırmayı söylemiştik zaten daha, en, kadar gibi sözcüklerle karşılaştırmalar yapılıyor. Benzetmede gibi kelimesi çok çok önemli arkadaşlar. İşte annesinin dişleri inci gibi dediğimizde benzetme oluyor. Tanımlamayı zaten cümlede anlamda da söylemiştik. Bu nedir sorusunu cevap olabilecek cümleler. Örneklemeye dikkat edin. LGS'de şimdiye kadar sorulmadı ama üniversite sınavına çıkan sorularda adam bir metnin içerisine işte önemli bir kişinin sözünü tırnak içinde aktarıyor, tanık gösterme yapıyor. Daha en gibi ifadeler kullanarak karşılaştırma yapıyor. İşte oran, miktar, sayı ifadelerini kullanarak sayısal verilerden yararlanıyor. Bu nedir sorusuna cevap veren bir tanımlama yapıyor ama örnek vermiyor. Fakat sen orada tırnakları böyle sayıları mayıları görünce zannediyorsun ki örnek de verilmiş. Hayır örnek verilmesi için gerçekten örneğin misal olarak diyerek örnek verilmesi gerektiğini unutmayalım arkadaşlar. Yine kavramlarımızı hatırlayalım. Kavramlarımıza baktığımız açıklık aynı açıklamada olduğu gibi her okuyanın aynı anlamı çıkarabileceği anlaşılır ifadeler kurmak. Açıklayıcı anlatımda hatırlarsanız destel bilgi veriliyordu. Dolayısıyla anlatımın açık olması gerekli. Ama şiirlerde mesela kapalılık var. Eğer kapalılık derse o şiirde her okuyanın farklı anlamlar çıkarabilmesi demek. Özlülük az sözle çok şey anlatmak. Yani atasözleri özü sözler. Az sözle çok şey anlatmak. Evrensellik tüm insanlığı ilgilendiren konular, tüm insanlığa seslenen konular. Onun tersi var, yerellik mesela. Yani sadece bir bölgeye özgüyse yerellik oluyor. Duruluk, e, gereksiz sözcü kullanılmaması, tutarlılık, e, çelişki olmaması. Bak tutarlılığın tam tersi çelişkili olmak. Çelişkili olmak. Yani bir öyle diyor, bir öyle diyor. Yalınlık, sadelik arkadaşlar. Yalınlığın tam tersi de süslülük oluyor. Buna dikkat edin arkadaşlar. Süslü anlatım. Özgünlük, farklılık olmak. Bunun tam tersi de taklitçi olmak, orijinal olmamak yani. Akıcılıkta yine e, bir şeyin kolay okunabilir olması. Şimdi arkadaşlar videomuzu bitirdik hızlanma kampında hızlı bir şekilde. En önemli ödeviniz en baştan söylüyorum bol bol Türkçe için söylüyorum ve diğer dersler de etkiliyor bu paragraf soru çözmek. Parafons kitabımızda sizler için verdiğimiz süreler çok çok önemli. Bu sürelere riayet ederek yani uyarak çözeceğiniz her bir test sizin netleriniz daha da artıracak. Sonrasında tabii ki bol bol hızlama denemelerinden, hediye ettiğimiz ana denemelerinden de bol bol soru çözmeyi unutmayın. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yapın ve hepinize şimdiden bu son günlerde, bu kalan son 3 ayda süper başarılar diyorum. Mart, Nisan, Mayıs diyeceğiz ve Haziran'da da şovumuzu yapacağız inşallah. Hadi bakalım.